Bal ve propolisli sabun, malzeme: 300 gram shea yağı, 250 gram badem yağı, 50 gram hint yağı, 10 gram bal mumu, 76 gram sodyum kusti, 231 gram safsu, 60 gram bal ve 5 gram propolis. Merhaba, Justine Sabun Atölye Nokta.com'dan. Bugün bir tane takipçi isteği yapıyorum. Ballı propolisli sabun. Burada ne var? Şimdi balım var. Burada propolis var. Onu havana koydum dövmek için. Tinktür, yani sıvı olarak propolis buluyorsanız dikkat edin, alkol bazlı olmasın, yoksa sabun bunu acayip hislendirecek. Şurada shea yağı var ve bal mumu var. Onu bir tencere koydum eritmek için. Ayrı da ereceğim. Su, kostik, burada hint yağı ve badem yağı var. Tamam, ilk olarak şunları ereceğiz ve kostik çizeceğiz. Kostik adım adım ereceğiz. Ondan biraz da bir sıkıntısı ekliyorum. Karıştırarak eritir, yoksa dibinde oturacak. Derin nefes almayın, yani şey uzaktan durun. Varsa havalandırma pencere açın. Aspirator da olabilir. Ve şunlara da giyin. Ben onları tekrar unuttum. Dibime koydum da hala. Bunu hemen durulayın. İlk ortada kaldırın. Şunu da güvenli bir yerde soğutmaya bırakın. Kostik soğutmaya bekleyince ve shea yağı balmumu erimeye bekleyince bunu havanda dövmeye çalışıyorum. Ufak bir tane kahve öğütücünüz varsa onunla da yapabilirsiniz, daha kolay. Burada görüyorsunuz, oluyor. Kalıbım hazırladım. İç aşağıda yağlı kağıt koydum. Yanlara starch filmle sardım. İsterseniz onu da yağlı kağıtla yapabilirsiniz. Ve ben size bir şey göstermek istiyorum. Şu kuşuma gitti. Bakın duvarda ne yaptı. Bizi bir kalp yaptı. yani böyle bekletiyorum onları. Bugün balde sabun olduğun için biraz dikkatli olmamız lazım. Bal sabun reaksiyondaki ısı artırıyor. Bu yüzden sabun izole etmeyin. İstersen bir ızgara üstüne koyun. Bazıları bile onu buzdolaba koyuyorlar. Ben onu bugün deneyeceğim. Buzdolaba koyacağım. Normalde imalatta yaptığım balde sabunu da koymuyorum buzdolaba, ama fark görmek için ben de merak ettim. Onu bugün buzdolaba koyalım. Bakarız nasıl çıkacak. Balmumu ve shea yağı eridi. Onu şimdi diğer yağların yanına koyuyorum. İçine koyuyorum. Ve onu da soğutmaya bırakıyorum. Yani o sıcak olduğu için biraz soğumaya bırakıyorum. Kostik ve yağlarımız aynı sıcaklıkta olsun. Ben hep oda sıcaklığı tercih ediyorum. Yani en önemli burada acayip büyük ısı farklarında olmaması gerekiyor. Zaten diğerleri soğuk olduğu için çabuk soğuyacak da kostik o zamana kadar da soğumuş oluyor. Tamam, yağlarım soğudu. Kostik da soğudu. Eldivenleri giyiyorum bu kez. Kalıbım da hazır. Bal ve propolisim de hazır. Bugün esanssız yapıyorum. Propolis'in has bir koku var. Belki o sabunda çıkar. Onu bakmak için istiyorum. Önemli olanı ne? Şimdi kostik yağla karıştırıyoruz. O kıvama gelmeye başladığın zamanı bal ilave ediyoruz. Bal çok katıysa biraz ısıtalım onu ya da biraz sıcak suyla karıştıralım. Propolis de ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve kalıbımıza döküyoruz. Kenardan kostik döküyoruz sıçramasını.
Ben başlangıçta hep bir kez elden karıştırıyorum ya da en az çalışmayan mikserle. Sonra elektriğe geçiyorum. Ben bu sefer olmaya başladı. Ama görüyorsunuz hala çok sıvı. Biraz daha kıvam istiyoruz. Mikserimi alıyorum. Hava çıksın diye yan tutuyorum. Bu da hava yoktu da. Yoksa belki. Bir sızı kıstırmak istiyorum. Kuk yapsın. Tamam şimdi. Dikkatli karıştırıyorum. Kaldırmadan yapıyorum. Hava çıkmasın. Hava kabarcıklar ise bunun içinde olmasın. Ve görüyorsunuz yukarı çıkan daha beyaz oluyor. Bir kez daha. Merhaba. Sabun nedense kameram çalışmadı. Şimdi yandık. Ne yaptım? Hala size anlatmak istiyorum. Kostüm dikkatli yağ ilave ettim. Karıştırdım. Kıvama getirdim. Bal ilave ettim. Bu damlalar bunu. Kusura bakmayın. Tekrar belki bir video çekeyim. Ve iyice karıştırdım. Kıvamı orta, yani ne çok ince ne çok kalın. Çünkü bal çözdüğüne kadar karıştırmam gerekiyor. Onu şimdi bir kez mikserle yardım ediyorum. Görüyorsunuz hala biraz bal damlaları var. Onu biraz daha karıştırıyorum. Balınız çok soğuksa, çok yoğunsa isterseniz onu biraz ısıtın ya da sıcak suyla biraz karıştırıp böyle sabuna ilave edin. Şimdi propolisim ilave ediyorum. Onu da tekrar çekmek zorunda kalıyorum çünkü propolis yapışkan bir şey. Mikserle çekiyorum. Sabun kıvamı aldı. Dökmeye başlayacağım. Kameramda bir sıkıntı var. Tam ayarlamadım. Kesik kesik bir video olacak bu. Umuyorum dökmeye ama size hala gösterebilirim. Şimdi onu kalıbıma döküyorum. Güzelce temizliyorum. Şimdi sabun kıvamı aldı. Görüyorsunuz. Şimdi istediğim gibi şekillendirim. Ben bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ yapmayı seviyorum. Böyle biraz daha üst oluyor. Bazen 2-3 defa geçiyorum. İstediğim şekil, tarzı olduğuna kadar. Şu güzel. Yani bu bir yöntem. Farklı farklı şey aletle denebilirsiniz. Çatalla, telle, küçük kaşık, büyük kaşık. Yani ona bakın. İstediğiniz kıvama ulaştığına kadar, istediğiniz şekil verdiğine kadar.
Çünkü bazen burada hoş duruyor, dinlemlerken hoş olmuyor. Yani ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunu soğuk bir yerde bırakıyorum. Yazın oluyorsa, yazın yapıyorsanız buzdolaba saklayın onu. Ya da umuyorum bu proje beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com'da ziyaret etmeyi unutmayın. Ve sizden de bir proje isteği varsa buyurun mesaj olarak veya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bay bay. Thank you.